Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 329. Medyaskop TV kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Sevgi Diker Doktor Sevgi Diker. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendisinin e, aşağı yukarı iki sene oldu değil mi? Evet, iki sene oldu. İki sene oldu. Kitap yayınlarından çıkan e, Osmanlı Saray Teşkilatı'nda Haso'da başlıklı bu ee, epey külliyatlı e, doktora tezinin kitaplaşmış hali diyelim. Bu yayın üzerine, bir, e, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan masap uygulamasını ve patron destekçilerimize başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz ve e, yayını mutlaka e, dinleyenlerin, izleyenlerin beğenip paylaşmasında rica ediyoruz. E, ben ilk soruyu sorması için e, sözü Ozan'a veriyorum. Hocam şeyle başlayalım. Haso'da Enderun içinde yer alan bir kurum herhalde. Enderun nedir? Haso'da nedir? Böyle genel bir tasvirini, tanımını alırsak sizden oradan aray Peki hay hay. Enderun aslında 2. Murat döneminde kurulmaya başlayan, Fatih'te biraz daha şekillenen, sonraki dönemlerde de kurumsallaşan, daha ciddi şekilde kurumsallaşan bir saray okulu. Enderun Saray Okulu'ndan bahsediyoruz. Bu saray okulunda çeşitli sınıflar var. Küçük oda, büyük oda, kilali, hazine ve has oda, son basamak. Daha sonra 4. Murat döneminden daha sonra seferli koğuşu da dahil oluyor bu şeye. Bu terfi sistemine diyeyim sınıflara orası da dahil oluyor. O zaman işte küçük oda, büyük oda, seferli, kilali, hazine ve has oda diye sınıflaması değişiyor. Bir de doğancı koğuşu var. bunların çeşitli vazifeleri var saray içinde yaptıkları. Hem eğitim alıyorlar hem de belli vazifeleri yapıyorlar. Terfi ederek, seçilerek, seçile seçile en seçilmiş Fatih döneminde 32, daha sonra 40 ağa. Ee, Hasoda da görev yapıyorlar. Ee, Enderun'una da girdikleri zaman aslında devşirmeden de bahsetmek yani, lazım belki Enderun'dan bahsedebilmek için. Devşirme sistemini biliyorsunuz. Gayrimüslim ailelerden belli bir kural ve kaide çerçevesinde zeki, sağlıklı, e, akıllı ve parlak çocuklar alınıyor. Biraz parlak de derken. E, evet ama <laughs> o şeyden sonra... E, Seçilme esnasında itaatkarlılık birinci sıraya yer alıyor. E, bu devşirme sistemini Yeniçeri Ocağı yapıyor. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nın kaynağı da devşirme sistemi. Burada çocuklar ailelerden e, alınıyorlar. Ve bu arada da vaftiz defterleri kullanılıyor. Oradaki kayıtlara bakarak. Hatta devşirilirken bile çocukların belli kurallar çerçevesinde alınıyor. Mesela kilisedeki papazın çocuğu alınmıyor. Çoban çocuğu devşirilmiyor, e, belli bir yaşın üstündeki çocuklar devşirilmiyor, şehre gidip gelmiş veya erken yaşta evlenmiş çocuklara da devşirme olarak almıyorlar. Aslında hedef kitle 8 ile 10 yaş arasında henüz daha çocukluktan ergenliğe geçmiş geçmemiş, eğitilebilir, e, zeki ve fiziksel olarak da güzel çocuklar tercih ediliyor. Bunlar Yeniçeri Ocağı'na kaydedilerek İstanbul'a getiriliyor ve bu arada bunlara turna deniyor çünkü kırmızı kıyafet giydiriyorlar. İstanbul'a geldikten sonra da kıyafetname ilmi denilen bir ilim var. Bu ilme haiz hocalar Yeniçeri Ocağı'ndaki diğer ağlarla birlikte çocukların fiziksel özelliklerine bakarak onları seçiyorlar. İşte bundan asker olur, bundan Diğer hizmet gruplarında yararlanılabilir. İşte en akıllısı, en zekisi, en eğitilebiliri saray okulları için tercih ediliyor. Ama saray okulu dediğimiz zaman hemen Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'da başlamıyor bu çocuklar. Hazırlık okullarımız var. Ee, Edirne Sarayı'nda var. Galata Sarayı hazırlık okuludur. Ve de İbrahim Paşa Sarayı hazırlık okulu. Bu okullarda... E, belli bir süre eğitildikten sonra işte burada öncesinde dili öğreniyorlar, İslam dininin kurallarını öğreniyorlar, okuma yazma ve terbiye öğreniyorlar. En önemli şey sarayda terbiyedir. Bunları öğrendikten sonra bunların arasında temeyyüz edenler, işte akranları arasında öne çıkanlar e, o anın, o sarayın ağası tarafından ...tavsiye ediliyor saraya... ...tekrar bir seçime tabi tutuluyorlar... ...tamam deniyor bu çocuklar Enderun'a alınabilir... ...Enderun'a alındıktan sonra... ...küçük ve büyük odalarda eğitim görmeye başlıyorlar... ...ve eğitimlerin büyük bir kısmı... ...adap... ...yani kiminle nasıl konuşursunuz... ...nasıl hitap edersiniz... ...kimin önünde yürürsünüz... ...kimin arkasında yanında yürümeniz gerekiyor... İşte yemek yerken nasıl başlamanız gerekiyor... E, ...kıyafetinizi nasıl temiz tutmanız gerekiyor... E, ...nasıl... E, davranmanız gerekiyor kendinizden, akranlarınıza, büyüklerinizde. Ama çocuklara verilen eğitimde, hazırlık okulları da böyle, sadece bilimsel bir eğitim, dinsel bir eğitimden bahsetmiyoruz. Bu çocukların kabiliyet, neye kabiliyetli oldukları da ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. İşte güreş, cirit, çeşitli spor oyunları öğretiliyor. Ata biniyorlar, ok atıyorlar, kılıç kullanmayı öğreniyorlar. Öte yandan güzel sanatlara ilgisi var mı yok mu bakılıyor. İşte e, kürk yapan var, bunları öğrenenler var. E, i̇şte güzel yazı yazan var. Hatta cerrah bile var aralarında. Böyle bir eğitimden, ciddi bir mesleki eğitimden de geçiyorlar. İkisini birden alarak e, en duruna geliyorlar. Bu küçük ve büyük odadaki e, eğitimin büyük bir kısmı buradan çok az bir kişi sarayın içindeki diğer sınıfları terfi edebiliyor. Büyük bir kısmını bir bakıyorsunuz bir sene sonra, iki sene sonra e, sar şeyden saraydan Yeniçeri Ocağı'na farklı görevlerle çıkmaya başladıklarını görüyoruz. Şanslıysa e, diğer koğuşa geçiyor, seferli koğuşu. E, seferli koğuşu daha çok sanatkarların olduğu bir koğuş. Musiki asların işte e, saz, ve söz erbabının bulunduğu ve hemen hamamın da yanında olduğu için hamam vazifeleriyle ilgili görevlileri de burada olduğunu tespit etmek mümkün. Ve bunlar haftanın belli günleri kendilerine ayrılmış meşk odalarında sazlı sözlü hem eğlenceler düzenliyorlar hem de prova yapıyorlar meclislerine, padişah meclislerine hazır olabilmek için. Burada da Çeşitli vazifeler var kendi içinde Seferli Koğuşu'nun içinde. Terfi ederek hep bir üst vazifeye bir üst vazifeye geçerek belli bir noktaya geldiği zaman e, tamam bu Kelarlı Koğuşu'na geçebilir deniyor. Onun da kaidesi var. Onlar yine Padişah'ın onayıyla Kelarlı Koğuşu'na geçiyor. Buradaki düzeni öğreniyor. Kelarlı Koğuşu'ndaki görevlilerin en önemli işi Padişah sofrasına hizmet etmek. Padişah için... İmparatorluğun çeşitli yerlerinden getirilmiş yiyecekler var. Bunların korunması. Ona sunum yapılacak kıymetli tabaklar var. Onların kayıtlarının tutulması, takdim edilmesi gibi işler de yapıyorlar. Eğitimlerinin yanı sıra bunları yapıyorlar. Burayı da başarıyla atlatmış olan kişi bu sefer hazine koğuşuna geçiyor. Hazine koğuşunda Enderun hazinesinin kayıtları tutulur. Ee, okuma yazma iyi derecede okuma yazma bilmek gerekir bu koğuşta kalabilmek için ve e, buradaki buranın da kendi içinde bir sürü seçeneği var bunları terfi ede ede belli bir göreve geldikten sonra e, bu sefer has odaya geçiyorlar ama has odaya geçmenin kuralları çok uzun boylu olanlar geçemiyor kısa boylu olanlar geçemiyor yüzünde veya vücudunda belirgin bir iz varsa geçemiyor ve de tabii ki itaat çok önemli. Bütün çok zeki olacaksınız, e, çok iyi silah kullanacaksınız, dini ilimlerde iyi olacaksınız, diğer ilimlerde iyi olacaksınız. Ama itaatkar da olacaksınız. Böyle bir şey bekleniyor Enderun'da. E, ve has odaya geçtik geçtiği zaman e, sıfırdan başlıyor. Yani tamamen acemi kabul ediliyor. Evet. Ve törenle geçiyorlar Enderun'dan Hasoda'ya geçmek büyük bir çok büyük bir tarifi artık padişahı günde birkaç kez görecek belki onunla birlikte sofraya oturacak sofrasına hizmet edecek onun sofrasından gelen ikramları yiyecek onun için yapılmış kaftanlar kendisine hediye edilebilecek ve de sarayda ve devlette önemli işler yapmaya başlayacaklar artık Hasoda'ya geldiklerinde ve o gece terfi et, edeceği zaten Padişah'ın hat duyma yönüyle ilan ediliyor. Ve o gece kandillerle e, küçük bir alay hazırlanarak bulunduğu koğuştan e, şeye, hasodaya getirilip müftahasına teslim ediliyor. Müftahası da onu iyi yönlendirecek, e, hasodanın kurallarını öğretecek, terbiyesine nezaret edecek, kıdemli bir, e, başka bir hasodalıyla onları e, acemisi olarak onun yanına veriyor ve Hasoda'daki macerası başlıyor. Evet. Hocam şimdi izleyiciler şu, şu bilgiyi vermem gerekiyor. Siz 20 yıl e, Topkapı Sarayı arşiv sorumlusu veya işte arşivde bilmiyorum göreviniz neydi ama fiilen arşivin içindeydiniz ve bu tezi de 10 yılda tamamladınız. Dolayısıyla bu tez e, Osmanlı e, Saray Teşkilatı için ee, bence referans tezlerden bir tanesi haline gelmiş. Ee, sizin tezinizin e, bir de mimarlık bu boyutu var. Ee, evet. Yani sadece iç işleyişle ilgili değil ve e, bazı keşifleriniz de var. Şimdi biz hani e, gidiyoruz 3. avluya, hani geziyoruz falan ama bu yüzyıllar içinde kaybolmuş bir sürü bina var veya yapı var. Kayıtlarda bunlar var ama siz e, bazı ee, şeylerin de mesela silahtara koyuşunun e, köş e, köşkünün e, te keşfi gibi e, bir takım keşifler de yapmışsınız ve bunu da e, belgelemişsiniz. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani e, bu zaman içinde çok uzun bir zaman kesiti var. Yani 2. Mahmut'a kadar işte Hı. Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Mahmut'a kadar e, çok uzun bir zaman kesiti kesiti Burada tabii iç işleyişler de değişiyor, işte bir takım şeyler de değişiyor vesaire ama bir yandan da mimari de değişiyor. Hı hı. Bu değişim, dönüşüm e, olurken mesela temel e, şeyler, ilkeler değişiyor mu? Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz? Aslında bu mimariye geçmeden önce size Enderun'da iki tane kurum olduğundan bahsetmem lazım. Bir akalar, akadımlardan oluşan bir yönetici sınıf var. Bir de e, zülüflü ağlar dediğim, endirundaki diğer ağlar, az önce bahsettiğim sınıflara e, eğitim gören öğrenciler var. Akalar onların terbiye edicisi. İlk dönemde, Fatih döneminde bakıyoruz sadece Babus Sade ağası ya da namlı diğer kapı ağasının e, Babus kapısından girdiğiniz zaman sağ tarafında bir dairesi olduğunu tespit ediyoruz. Onun dışındaki ağların tamamen nerede kaldığını bilmiyoruz. Zaten sayıları da çok fazla değil. Ama sonra e, ben hep şunu merak etmiştim. Yani 40 tane A var Hasoda'da ama seferli koğuşuna bakıyorsunuz 200 kişi var. Veya hazine koğuşuna bakıyorsunuz en az 200 kişi var. Bu bu kişilerin hepsi farklı statüdeyse nasıl aynı yerde kalabilir? Koş düzeniyle kalabilirler. Ve de bunlar 8-10 yaşında girdiklerini söyledik ama eğitimleri bazen 30 sene sürüyor, bazen 35 sene sürüyor. Bu kadar zamanda artık yetişkin olmuş bir bireyin bir koğuş sistemi içinde herkesle beraber yatıp kalkması e, çok mümkün gelmiyordu bana. Sonra e, bu pencereden bakmaya başlayınca bunlar nerede kalmıştır sorusuyla birlikte e, hem seyahatnameleri hem... E, Arşiv kayıtlarını daha farklı bir gözle incelemeye başladığım zaman şunu gördüm. Sarayda zaten çok hızlı değişiyor mimari. Yani padişahın e, Fatih dönemine ait bizim için çok ünlü, çok kıymetli bir çini sonra gelen bir padişah tarafından beğenilmeyebiliyor. Onu kaldırıp döneminde e, ne zevk sahibi neyse, neyi beğeniyorlarsa onunla e, tekrar e, değiştirebiliyor sistemlerini iç sistemlerini veya da, yapıyı kaldık. Evet, yapıyı kaldırıyor barok şeyler de var. mesela barok duvar resimleri falan hatırlıyorum ben Topkapı Sarayı. Evet, o devamlı öylesi. değişiyor. Duran duran şey, şey değil. E, Babı Sa'denin Fatih dönemindeki halini bilmiyoruz. Evet. Ama böyle olmadı kesin. Zaman içinde o kadar çok onarım görüyor veya zevke göre değiştiriliyor ki bu koğuşların önlerinde e, soğukluk denen e, bir yer var girişinde. Bu revakların altında cam mekanlarla ayrılmış, cam da deniyor buna. Bir yer var. Ee, ağlar terfi ettikçe bir kısmı burada kalıyor. Mesela seferli koğuşuna girdiğimiz zaman biz tek kat görüyoruz. Gerçi son restorasyonda üç katlı olduğu ortaya çıkarıldı. Ama şeye göre, kişilerin statüsüne göre kalacakları yerler belirleniyor. Ve e, bizim her koğuşun büyük ağlarının kendine ait küçük de olsa bir dairesi ya da home office diye kullanacakları bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Tabi zaman içinde kapı ağlarının vazifeleri 3. Murat döneminde bir darbe alıyorlar diyeyim. Çünkü hem hareme hem Enderun'a bakarlarken, Habeşi Mehmet Ağa döneminde haremle ilgili vazifelerini Darüstade Ağalarına bırakmak zorunda kalıyorlar. O tarihten sonra kara ağalar, kara hadımlar bakmaya başlıyor hareme. Onlar Enderun'a bakıyorlar ama 17. yüzyıldan itibaren de özellikle 4. Murat'tan sonra ufak ufak şey başladığını görüyoruz. Silahdar Ağa'nın öne çıktığını, Devam padişahın yanında bulunuyor ve vazifesi padişahın törenlerde kılıcını taşımak, işte tüfeğini taşımak. Ama bir sürü başka vazifesi de var. Bu öne çıktıkça tabii ki bunun kaldığı yerle ilgili de şeyler öne çıkmaya başlıyor. Has odanın e, girişinde bugün e, portre sergisinin yapıldığı hasa, yeni hasoda oda koğuşunun önünde... Ee, bir kısmı önünde bir kısmı içinde küçük bir yerin silahtar ağa köşkü olarak tanımlandığını hem seyahatnamelerden hem de e, hazineden kendilerine verilen mefruşat e, bahalarından tespit ettim. Şöyle hazine odası o, olan ağlar bir göreve terfi ettiğinde o odanın bütün mefruşatı Enderun hazinesinden karşılanıyor. İşte mefruşat dediğimiz Perdesi, ocak yaşmağı, minderi, yastığı ve benzeri şeyler. Ama hep hazine eşyası kullanıyorlar. Şey bittikten sonra, görevleri bittikten sonra kendilerinden sonrasına terfi bırakıyorlar. Tabii buradan verilen perdelerin sayısından kaç tane penceresi olduğu, Ocak yaşmanın olup olmamasından içeride ocağın olup olmadığı gibi tespitleri yapmak da mümkün oldu bu tespitlerle birlikte gidip o mekanı defalarca izlediğiniz zaman e, me tespit etmeniz daha kolay oluyor. Yerinde tespit etmeniz de kolay oluyor. Eee değerli eşim Hasan Frat Diker Profesör Doktor Hasan Frat Diker de bu bilgiler ışığında ufak çizimler yaparak e, o benim tespitlerimi mimar e, mimari planlara e, dönüştürdü. Böylece e, daha net şeyler veriler ortaya çıkarmış olduk. Bir de tabii bugüne ulaşmayan Hasoda koğuşumuz var. Dördüncü Murat'ın yaptırmış olduğu ve bu koş nedense 19. yüzyılda çok keyfi bir sebeple yıkılmış. Çok üzücü bir şey bu. Keyfi bir sebeple sarayın içinde tren geçirmişiz ya. Yani evet. daha ötesi var mı? Yani bugün gördüğümüz saray ancak üçte ikisini görebiliyoruz. Üçte biri. Köşklerin yok. çoğu. Köşklerin çoğu, yok. çoğu aşağıda. Yani. ve bazı orada hizmet yapıları ve başka ocaklar var. Evet, Endurunun dışında bir de hizmet grupları var. Birundaki ocaklar var. Onlar konumuz dışı diye gündeme almıyoruz ama Ay, onlar hani da... o geldi aklım içinden tren geçen saray yapmışız yani. Evet, şey burada silahtura'nın ikinci bir odasının olduğunu yine kaynaklardan tespit ettim ve e, yıkılmış olsa da kitabeleri duruyor. E, o kitabelerden de has oda, oda e, e, oradaki odasının nasıl bir şey olduğunu da e, aşağı yukarı ortaya çıkarmış olduk. E, sarayın sadece silahlar değil e, şeyin hazine ketüdasının, sefer ketüdasının, kiler ketüdasının da koğuşların önünde camdan yapılmış küçük dairelerin olduğu ve sarayın üst o bulunduğu koğuşun e, ketüda kadar yüksek olmasa da ona yakın vazifelerde görev yapanların da bunun bir odasında bir kenarında kaldığı yeni mefruşatlardan e, hazineden verilen eşyalardan tespit edilmiş oldu. Hı. Ama bunların çok büyük bir kısmı Doğancı Koğuşu dahil olmak üzere günümüze ulaşmamış. Hatta 19. yüzyıl başında veya 18 sonunda yapılan bazı çizimlerde bile yer almıyorlar. Ondan önce yok olmuşlar çünkü. Hocam burada şunu sormak istiyorum. 17. yüzyılda, zamanla 18. yüzyılda bu yeniçerilik sisteminin değişmesi daha doğrusu, devşirme sisteminin değişmesiyle bu hasıl bir değişme de oluş, oluşuyor mu? Böyle kurumun farklılaşması daha doğrusu 17. yüzyıldaki bu bütün yapının, saray yapısının değişmesiyle. Orada bir paralellik var mı? Neler var varsa? E, tabii ki var. Şöyle... Normalde e, gayrimüslim çocukları devşiriliyor, İşte onlara yeniden isimler veriliyor. O eğitimden e, az önce bahsetmiştim. Tabii devşirme sistemi olmayınca bu sefer şehirli çocuklar alınmaya başlıyor. E, yani çocuğun kaydında bakıyorsunuz, şehirli yazıyor. İstanbul'dan alınmış çocuklar var. Ama sadece bu değil. Ee, Sarayın büyük ağları bu Darüşşahide ağası, Babüşşahide ağası, Silahdar ağası, Valide Sultan veya haremde de var ee, kadın efendiler veya e, sultan efendiler, padişahın kızları, kız kardeşleri e, köle çocuklar alıyorlar. Satın alıyorlar. devşirme yok ama hala köle e, sistemi var. Bu çocukları yine Enderun için seçilenler gibi işte en zekisini, güzelini. E, huyu iyi olanı, itaatkar olanını terbiye edip padişaha hediye ediyorlar. Ve padişah eğer isterse onları işte onun örnekleri de var. Kiler koğuşuna, hazine koğuşuna e, veya seferli koğuşuna, hazineye çok nadir direkt verme. E, bu koğuşlarda göreve başlatabiliyor. Mesela Evliya Çelebi buna bir örnektir. O şehirlidir. Hı hı. E, ve bir alemin padişahla ilişkisi olan bir hocanın da çocuğudur. E, dikkat çektiği için 4. Murat döneminde kilerli koğuşunda başlatılmıştır. Ve hazineden kendisine o dönemde derste okutulan kitaplar hediye edilmiştir padişahın bir emriyle. E, böyle şeyler yapılabiliyor. Ama bu şunu getirmiş. Şimdi Darüşsade Ağası gücünü koruyabilmek için e, ve e, daha uzun iktidarda kalabilmek için bu bâb sade ağası içinde valide sultan içinde geçerli aslında veya sultan efendiler içinde geçerli bu e, çırak olarak saraya verdikleri ağların yükselmesinin önünü açıyorlar biraz adam kayırmacılık başlıyor diyebiliriz ve, <laughs> ve bunlar e, şey olduktan sonra hem Hasoda'ya geçtikten sonra daha fazla yetkileri var ee, ve devlet içinde göreve çıkarken de bu hamileri onları korumaya devam ediyor ve sonra onlar da devletin içinde yaptıkları vazifelerde kendilerini büyüten işte saraya takdim eden ve terfi etmesini yolunu açan ağlara e, destek oluyorlar. Böylece sadece padişahın adamı olan e, padişah için e çalışanlar yerine çeşitli hizipler için çalışan devlette ve sarayda görevlilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle bir sonucu oluyor devşirmenin ortadan kalkmasının. Zaten şöyle bir durum da var yani e, yani çok bildiğimiz bir mevzu yani devşirmenin sebebi devşirmenin sebebi o aslında kendi o bağlarından hala koruyorlar ama işte Müslüman olması Türk olması sadece padişaha bağlı olması. İşte has odaya girdiği zaman ben şeyi okuduğum zaman onu e, çok iyi hatırlıyorum. E, Santuri Ali Ufki'nin Ali Sarayı Topkapı diye bir Sarayı. vardır. Mesela evet. orada yatak başında bekliyorlarmış işte bir tane Hakalar bekliyor. E, be bekliyorlar işte bir tanesi şeyle nedir havlu ve işte maşrapayla bir tanesi silahıyla dört tane benim hatırladığım verdiği örnek o. Mesela bu şey bir e, bir asabiyet yaratıyor. Padişahla orada bulunan ağalar arasında bir asabiyet yaratıyor. Ve bunları mesela saray dışına gönderdiği zaman da o aradaki ilişki devam ediyor. Böyle bir bağlılık, bağlılık... Sistem, kısa... Sistemi bile devam ettiriyorlarmış. Hocam kitapta şey yapmış mesela, Haka ha, gidiyor diyelim taşraya, orada kendi konağında da benzer bir sistem kuruyor. Yani bildiği küçük. sistem o yani değil mi? Ama şey onu kursun diye yapıyorlar. Evet. Mesela silahtır ağ, Ya O bir küçük a sanki devlet zaten. zaten kapı gibi. yani evet. kapı üzerine, kapı halkı kapı üzerine. Kapı halkı üzerine kuruluyor. Bir evet. de bu Enderun'daki ağların yani bu kitabın konusu olan Hasoda ağlarının her biri padişahın bir hizmetini yapıyor. İşte biri elini yıkarken sabun tutuyor, öbür suyunu döküyor. Ee, ötekisi e, kıyafetlerini giydirmeye çıkarmaya yardımcı oluyor kaftanını taşıyor ayakkabısını taşıyor sembolik olarak bunları yapıyor ama bakıyorsunuz onun da bir görevlileri var İşte onun da kaftancısı var tütüncüsü var kilercisi var ee, onun da küçücük bir çok küçük de, küçücük de demeyeyim yani silahtır ağının, kimi zaman 20 tane mahiyeti oluyor onun için çalışan ağlar oluyor ve bu ağlar da Enderun'daki diğer koğuşlarda görev yapıyorlar yani hem hizmet ediyorlar hem de hizmet ettirmeyi öğreniyorlar. İdare etmeyi öğreniyorlar sarayın içinde. Bunun için kendilerine imkan tanınıyor. Şehzadelerin sancağa çıkıp işte orada küçük bir vilayeti yönettikten sonra tahta çıkması gibi bu çoğu vali olacak veya vezir olacak çok azı ilmiye sınıfına dahil olur. Sır katiplerinin çok çok azı. Onun dışında ilmiye sınıfına bir geçiş yok. E bunların hepsi mülkiyeli olacak ve idareci olacaklar. O idare etmeyi daha sarayda onları öğretiyorlar. Hepsinin bir kapı halkı, bir mahiyeti var. Kimin kapı halkı güçlüyse şeyden sonra taşraya çıktıktan sonra da onun tabii itibarı, sözü daha güçlü oluyor. Ya yani şimdi ben bu e, hep İstanbul işte tarihi üzerine e, e, dersler verirken Topkapı Sarayı'ndaki bu sisteme şey derdim. Devletin çelik çekirdeği işte yani bir çeşit mülkiye yani siyasal şimdiki siyasal bilgiler fakültesi. Yani Ankara'dan yetişir ya bütün hani devlet kadrosu şu bu bir çeşit mülkiye gibi. Tabi burada çok önemli bir şey noktası var dönüm noktası var. Yavuz Sultan Selim'in işte kutsal emanetleri getirmesiyle birlikte bir de o kutsal emanetlerin korunması ve onlar üzerinden de bir ee, nasıl söyleyeyim bir kutsiyet e, yükü de var yani aslında Hasodan'ın. Ee, buradan baktığımız zaman e, hem dini yönden hem politik yönden bu e, şeylerin e, eğitilmesinde işte bu kutsal emanetlerin, sultana bağlılığın vesairelerin e, şeyi nasıl yani etkisi veya bu eğitim sürecinde bunlar nasıl değerlendiriliyor? Biraz e, Bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii. şimdi kutsal emanetler şey geldikten sonra İstanbul'a geldikten sonra sarayın daha doğrusu Osmanlı hanedanının vazgeçilmez e, ritüel parçaları oldu diyebiliriz. Mesela tahta geçme merasimlerinde Avrupa krallarının taç giyme merasiminin muadili kılıç kuşanma merasimi yapılıyor Eyüp Sultan'da tantanalı e, alaylarla oraya gidiliyor. İşte karadan gidildiyse denizden denizden gidildiyse karadan dönülerek karaların ve denizlerin hakimi olduğunun altı çiziliyor. Çünkü bunları yabancı elçiler de izliyor ve özellikle davet ediliyorlar. Yine e, şehzade tahta çıkmak için Taşra'dan geldiği zaman ilk yap, yapılan şey has odaya alınıp taht odasının içine alınıp orada bir hırka ziyareti yaptırılıyor. İlk olarak oradaki tahta çıkarılıyor. Orada küçük bir yat yapıldıktan sonra sarayın içinde daha sonra dar şeyin babsade kapısının önündeki o büyük devlet törenine e, dahil oluyorlar. E, yine padişahların çocuklarının sünnet merasimleri burada yapılıyor. Kızlarının çeyizlerinin zaman zaman burada bu odaya serildiğini, e, kimi zaman da nikahlarının burada kıyıldığını görüyoruz. Yani Hanedanın Hatta vefatlarında padişahlar Hasoda Çeşmesi yani Mermer Sofa'ya bakan çeşmeyenin önüne bir sahiben kurularak içinde e, naaşları yıkanıyor. Bu kadar iç içe geçmiş durumda. Tabi Hasoda ağlarına da vazifeler düşüyor e, bu çerçevede. E, Yavuz Sultan Selim'den itibaren kutsal emanetlerin büyük bir kısmı taht odasında muhafaza edilmiş. Yani tahtın bulunduğu e, mekanın bugün gümüş çerçeveli 2. Mahmud'un yaptırmış olduğu gümüş çerçeveli şebeke içinde şebeke sonradan yapılmış ama e, camın pencerenin içinde bir raf var o rafın içinde muhafaza edilmiş sonra kılıçlar orada muhafaza edilmeye başlamış ve diğer emanetler işte sakalı şerifler ve diğerleri ama zaten kutsal emanetlerin hepsi de bir defada gelmiyor İşte şeyle Mısır hazinelerinden gelenler bir kısım sonrasında satın alma yoluyla, hediye yoluyla, çeşitli vesilelerle gelerek e, şey kaydediliyor ve bunların takdimini de e, Babus ağası yani kapı ağası ile has odabaşı yapıyor. İkisi de hadımdır. E, Padişah takdimini bunlar yapıyorlar. Örneğin Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından bir tanesi 3. Murat döneminde gelmiştir. Ve bunun Padişah'a tak, nasıl takdim etti? edildiği bir minyatürde gösteriliyor. Bir tarafta belgesi var, öbür tarafta eserin kendisi var ya da kutsal emanetin kendisi var. Şimdi Hasodalıların vazifelerine gelecek olursak, e, Hasoda kutsal emanetlerin de korunduğu bir yer olduğu için e, ve padişahın da yaşam alanı aynı zamanda, bu Hasodalılar belli kurallar ve ritüeller oluşturmuşlar. Mesela mekana girerken o şadırvanda ellerini yıkıyorlar ve çıkarken de yıkıyorlar ki içeriden dışarıya dışarıdan içeriye toz girmesin. Herhangi bir şey taşımasınlar diye. Sonra Ramazan ayında e, bu taht odasının içinde bulunan bütün kutsal emanetler Revan Köşkü'ne padişahın da katıldığı Pars temizliği denilen, Pars denilen bir ne diyelim ritüelle taşınıyor. Her şey orada temizleniyor birkaç gün sonra tekrar yine padişahın katılımıyla getiriliyor. Yine Ramazan'da hırka-i saadet merasimleri var. Bu merasimlerin düzenlenmesinde de Hasodalıların birçok görevlisinin aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Dülbent ağası arzalarından sonra gelen önemli ağlardan bir tanesidir. Bu kutsal emanetlerin sorumluluğunu taşır. Padişah yoksa sancak-ı şerifte, hırka-ı şerifte, hırka saadette onun tarafından bir yere götürülür, açılır, bakımı yapılır. E, silah yine has başı bunlarla ilgili işlemleri yapar. Bu hırka ziyaretlerinde dağıtılan destimaller has tarafından hazırlanıyor. Ve e, Asoda Koğuşu'nda sonradan adı Destimal Odası'na dönmüş bunlar hep sepetler içinde orada muhafaza edildiği için orada muhafaza ediliyor. Yine hırka-i saadet törenlerinde merasimlerinde aktif vazifeleri olduğunu görüyoruz. Ve onlar da şeye giderken Taşra'ya yeni görevlerine çıkmadan önce bir imtiyaz verilmiş diğer saray görevlilerinde olmayan bir şey. Onlar da hırka ziyareti yapıp orada iki rekat namaz kıldıktan sonra yeni görevlerine gitmek için saraydan ayrılıyorlar. Törenler biraz uzun, çok vaktimiz yok diye böyle genel anlattım evet. ama. Artık onu okuru kitabı alıp oturup okusun yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten konuşacak çok konu var. Mesela bu bir sır katibinin vasiyeti meselesi. Evet. Ya yani mesela bu çok müthiş bir belge. Yani siz de bunu incelemişsiniz kitabınızda. Ee, bilmiyorum o zaman senin şeyini Ya ben soracaktım ama sen sor. <laughs> sen sor, <sordum>, o <sordum> değil. <laughs> Yok sen sormuş ol hadi. Ben sormuşum <laughs> sormuş, sen devam et. <laughs> bu, e, bu belge neden önemli hocam? Yani bir sır katipliği nedir? Bir, yani genel bir, o, ee... e, onu bir şey yapalım. Bir de bu e, isimsiz bir vasiyet var. Bu e, vasiyetten birçok sonuçta çıkabiliyor. E, biraz bunu konuşalım isterseniz. Tabi Şimdi sır vazifesi aslında sır geçmişine baktığınız zaman Hazreti Peygamber dönemine kadar gidiyor İslam tarihinde. Öbür taraftan Roma saraylarında da sır var. Bunlar en yakınında durarak işte imparatorun veya padişahın onun yaptığı her şeyi bir şekilde kaydediyorlar. Ruzname denilen günlüğünü kaydediyor. İşte padişah bugün... İşte kara yemek yedi diyor, ıspanak yemiş mesela onu kaydediyor. Kiminle görüştüyse onu kaydediyor. Tabii Bunlar daha basit eylemlerinden bir tanesi. Bir kere padişaha gelen bütün yazışmaları sır okuyor. okuyor. Arzuhaller daha çok çünkü halka açık törenlere çıktığı zaman padişah burada padişaha direkt iletmek istedikleri dilekçelerini, arzu hallerini yani bir şekilde saray ağlarına veriyorlar. Bunları okuyup, sınıflandırıp, küçük küçük notlar alarak padişaha sunma vazifesi sır kadibi ve yamağına ait. Bunların yanında devletten gelen o şeyde de daha iyi okumuş oluyoruz. Vasiyetname de daha net ortaya çıkıyor. Devlet adamlarından gelen her şeyi bir sır katibi okuyor, Kanunlarla değerlendiriyor ve padişaha ön bilgiyle birlikte sunuyor. Yani işte bu şerh düşüyor belki. Bu böyle istiyor ama şu kanuna da aykırı veya bu kanuna uygun diye. Öte yandan e, padişahın yazacağı, e, Hattü Hümayunlar'a bazen sır katiplerinin yazdığını hep biliriz zaten. Padişahın yazısı değil de sır katibinin yazısıdır. Onun şifaya emrini yazıya dönüştürür böyle devlet adamları ile ilgili yazışmaları onların yaptığını hatta tecrübesiz padişahlarda onların fikrini değil de daha çok devletin o oturmuş kanaatlerini yazdıklarını da biliyoruz. Benim kanaatim o vasiyetnameyi yazan kişi 3. Selim'in sır bir Ahmet Efendi'dir. Çünkü 3. Selim'in sır bir Ahmet Efendi çok güçlü bir adam. Bütün kanunları biliyor, dini ilimlerde çok iyi, çok iyi tarih biliyor, çok iyi kanun biliyor, her şeyi biliyor ve o yüzden de sevilmeyen bir adam. Ve e, padişahın üzerinde de bu kadar bilgi sahibi olduğu için etkili, yenilikçi de bir adam. Ayrıca devrimlerini, e, dönüşümleri destekleyen bir adam ve bu şekilde yönlendiriyor. Ama görüyoruz ki e, ve beni en çok etkileyen orada, eğer sen böyle yapmazsan devlet yıkılır diyor. İşte orada saray eğitiminin şeyini görüyoruz. E, nasıl bir ruh haliyle yetiştirdiğini, gelecek yöneticileri yetiştirdiğini görüyoruz. Şöyle eğer ben işimi doğru yapmazsam devlet yıkılır diye yapmış herkes vazifesini. İşte devletin, Osmanlı devletinin yıkılışının o kadar uzun sürmesine sebebi belki bütün olumsuzluklara rağmen e, bu şekilde düşünen, Devleti ayakta tutmak için varını yoğunu harcayan, hatta Ahmet Efendi çok korkunç bir şekilde de öldürülmüştür. Böyle adamlar sayesinde uzun süre ayakta kaldığını görüyoruz. O vasiyetlenme beni çok etkilemiştir. Ona önce bir ayrı makale olarak bir arkadaşımla Züleyha Gördem'le birlikte yayınlamıştık. Sonrasında hepsini, bütün bilgileri orada kullanmamıştım. Kitabımda kullandım. E, Enderun eğitiminin verdiği bilgiler yanında o ruh hali yanında ne kadar donanımlı olduklarını da ortaya koyan bir şey. Yani bütün kanunları ezbere bilmek kolay bir şey değil. Bugün herhangi bir devlet adamının yanında bu kadar donanımlı bir kaç kişinin değil bir kişinin bile olduğunu düşünemiyorum. Evet. Bunu tabii bu işte şey mevzusu nedir? Devşirme mevzusu herhalde bir de şey yaratıyor. Evet. Bir öyle bir bilinç yaratıyor. Yani o şeye bağlı olma, devlete bağlı olma ve onu koruyup kollama. Çünkü anası babası olası oluyor. Böyle bir şeyi de var. Tabii. Aslında şöyle, bu gerçek anlamda böyle, padişah onların varisidir. Tahta olan padişah. Mesela X kişi, ister A kadın olsun, ister zülüflü A olsun, isterse haremdeki bir kadın olsun. Bu padişah ailesine girmiş kadınlar için de böyle. Sadece hizmetli kadrosunda görev yapıp başka biriyle evlenerek saraydan çıkmış, cariler için de bu böyledir. Ee, padişah vefat ettikten sonra bu kişiler e, malları e, muhallefat kayıtlarıyla yani görevliler tarafından muhallefat defteri dediğimiz bir deftere kaydedilir ve saray bunun üçte birini alır. Mesela hazineden çıkmış bir e, mücevher varsa. Alma hakkı önce padişahındır veya kadınların mallarının üçte birinin işte bu ağların daha sonra paşa oluyor bunlar vezir oluyor sadrazam oluyor ama ne olursa olsun e, o nasıl ki bir baba çocuğunun mirasında pay sahibi ise padişah da onların babası olarak tahta olan hangisi ise o hissesini geri alıyor. Öyle bir verdi, kural var. Verdiğini alıyorlar. <laughs> Aslında şöyle sanırım Osmanlı sadece kullanım hakkı vermiş herkese. Evet. O yüzden hadım ağları daha fazla görev ve yetki vermişler. Mesela son zamanlara kadar hep akadımlar Mısır valisi olmuş. Çok uzun bir süre 30 sene 35 sene sarayda Babüs ağası olarak görev yapıyor akadım. Ak evet. Çıkacaksa eğer saraydan çıkması gerekirse de çıkma Türkçe'de bir tabirdir ama saraydan ayrılış şeyi de çıkmadır. E, o zaman Mısır valisi olarak atıyorlar onu. Mısır'ın gelirleri çok fazla. Ama zaten saraydayken de bir sürü vakfı idare ettiği için bu ağlar çok büyük paraları idare etmeye de e, yeteneğine de sahipler. Mesela Darussalde ağası hareme vakıfları dediğimiz çok güçlü çok zengin vakıfların amiridir. Bütün bunları yönetir. Bir sürü personeli vardır altında sarayda ve sarayda olmayan. Babusade ağası padişahların ve hanedandan Babusade ağları tarafından bakılsın bu vakfa diye not düşülen bütün vakıfların amiri, nazırı olarak görev yapar. O da çok büyük paralar idare etme, vakıfları idare etme ve güvenle idare et, ettiğine dair işte 30 yıllık bir tecrübeden sonra alıyorsunuz. En büyük geliri olan bir vilayete veriyorsunuz. Ne zaman Mehmet Ali Paşa bu kadar büyük gelirleri olan bir yere, hadım olmayan biri olarak atanıyor. O zaman da Mısır elimizden çıkıyor biliyorsunuz. Evet, <laughs> Bu, bu ağların en meşhurlarından bir tanesi Beşir Ağı. Ee, bir sürü minyatürde karşımıza çıkıyor. Ee, kara Hadım biliyorsunuz. Evet. Ve İstanbul'da e, ee, inanılmaz bir e, yani hayır hasenat diyelim işte medreseler işte ha, şeyler şunlar bunlar bir sürü so, eser sanat hamili mi? evet, sanat, işte, hamili. sanat hamili var. evet. var şu, şu, su var bu su var bir de hocam bu silahtarlık meselesi e, yani bu bir arzu arzu nesnesi haline geliyor anladığım kadarıyla sarayda ve şöyle bir tabir kullanmışsınız. Silahtarlık sar sarayın sadrazamlığı gibi bir şey. Şimdi hani bir normal sadrazam var. Bir de saray sadrazamı gibi bir şey var. Ve çoğu zaman normal sadrazam saray sadrazamına çekiniyor. Ya bu çok ilginç bir durum. Biraz bundan bahseder misiniz? Bu nasıl bir hani ikilik durumudur? Aslında hasodalar az önce siz biraz işaret ettiğiniz ama padişahın o kadar yakınındalar ki yani e, uyu bazen hasodada uyuyor. Bir de şunu söylemek isterim. Hep yanlış anlatılmış şimdiye kadar. Padişahın uyuduğu yer o hırkayı sandetin muhafaza edildiği üst kat değildir. Merdivenle oradan alt kata inilir. Onun tam altında yatak odası vardır padişahın. Orası iki katlı bir binadır. Ve Hasadalıların koğuşu da ilk koğuşu da 4. Murat'a kadar. Padişahın bu yatak odasının tam karşısına gelen bir noktada yer alıyor. Yani aralarında bir duvar var. Padişah tarafından açılırsa ancak iletişim kurulacak bir kapı var. Böyle bir, bu kadar yakınlıkta kalıyorlar. Onun için buna işaret ettim. Padişah haremde kalmıyorsa has odadaki yatak odasında kalıyordur. E, yatarken de o bahsettiğiniz Ali Ufki Bey'inde işaret ettiği hemen Mahremiyetini bozmadan ama padişahın kapı önünde bekliyor o ağalar, içinde değil. E, bu kadar yakınlar, yemek yerken e, beraberler e, ve işte giyinirken hamamda o, korumak için yanında duruyor. Silah tarağı yine hazır bekliyor. Tıraş olurken has odalı ağalar bekliyor, berber ters bir şey yaparsa ee, hemen müdahale etmek için her şekilde padişahın hayatını korumak için hazır ve donanımlı bir şekilde bekliyorlar. Şimdi silahtır ağlık Hasoda da önüne geçince bu 17. yüzyıldan itibaren bir sürü yetkisi oluyor. İşte e, sarayın içindeki bütün yetkileri 3. Selim'in böyle bir hattı imayunu vardır. Silahtır ağaya veriyor. İşte her ne yapılacaksa sarayda onun izni ve bilgisi dahilinde yapılması gerekiyor. Ve sadrazamlar da işaret ettiğin hususa gelirsek saraya davet üzere gelebilirler ve hasodalı iki a onların koluna girer. Koltuklanma deniyor buna. Bu belki güvenlik için, belki saygı için, ben ikisinin birden olduğunu düşünüyorum. Padişah'ın huzuruna çıkarken zaten silahlarını dışarıda bırakmak zorunda kalıyorlar ama... sadrazam bile koltukluyorlar yani. Tabii her şekilde. Şeyi plan şey, gibi yani. El, 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 elçiyi el koltukluyorlar anlıyorum claro. da sadrazama da <laughs> yapılır yani, Sadrazam o içeri girdiği anda artık sadrazam değil ve çoğu yeri öpüyor çıktıktan sonra canlı çıktıkları için veya... <laughs> Ee, bir fermanla, ölüm Baş, fermanıyla gelmeden, <laughs> çıkmadıkları salim. için. Tabi bu iyi işlerini iyi yapan sadrazamlar için değil ama eğer bir kusuruyla gelmişse e, şeyde derhal de, e, Bab-ı Sade, e, Bab Sade alsın hapishanesinde veya mekanında hapsedilebilir. Evet. E, tamam. O yüzden onların sadrazamlığı saraya girene kadar. Ama öte yandan öyle bir denge kurulmuş ki silahtar anında vezir veya vali olarak saraydan çıkması için sadrazamın arzı gerekiyor padişaha. Ancak o arz ederse padişaha üzerine uygundur deyip e, silahtarı dışarı çıkarıyor. Tabii padişah bu kadar yakınındaki e, her ay yanında uyumadığı sürece yanında olan bir adam tabii ki bir sürü şey de anlatıyor saraydan devletten, ağlardan, devlet adamlarıyla ilgili bir sürü bilgiler de veriyor. Ve herkes çekiniyor hem sır katibinden hem de silahtar ağdan. Devlet içindeki herkes çok çekiniyor. Hatta 4. Murat'ın silahtarı Mustafa Ağa'ya o kadar çok mektup, yardım isteği e, ve şey teklifi geliyor. Hediyeler yağıyor. Padişah ne gönderirse aynı kalitede neredeyse silahtar Ağa'ya da gönderiyor. Niye? Onun adını padişahın yanında olumlu surette ansın diye böyle bir ilişki var. <laughs> güzel güzel işler. Silahlara <laughs> olamadık. bir silahlara olamadık. Zor yani 40 yılınızda oturduk ama silahlara olamadık. <laughs> evet evet devam bu, edelim. Sana daha bu demiştik de bu e, bu ilginç geldi bana yani şeyde de. E, Hilmi Hoca'nın kitabında da bahsediyordu bu işte Topkapı Sarayı'yla işte mimarisinde alakalı anlattığı kitabında. Orada mesela büyük bir özellikle kanun devri için söylüyordum. işte dilsizler geliyor ve büyük bir sessizlikle bir ihtişam yaratmaya çalışıyorlar. Bu şeylerde de hasılada da böyle bir şey var mı? İşte atıyorum, çok az konuşacaksın o şeyi arttırma ihtişamı arttırma veyahut da etkiyi arttırma gibi yazılı işte arşivde ya da şeylerde yazmalarda böyle bu tarz bir adabı saray adabını yani sadece oturup kalkma değil de o ne, ne diyorlar? Şimdi yazılı orada? olmayan kurallar Yazılı var. olmayan kurallar var mı? Şimdi yazılı olmayan kural çok da bir sarayda. Ee, mesela bir söz var. Sarayda terbiye olmayan hiçbir yerde terbiye olmaz derler. Ve bu terbiyenin içinde dayak yemek de var. Ee, ödüllendirilmek de var. Ee, mesela silah dırağı, e, hazine ketüdasını e, eğer yanlış bir şey yaptıysa koğuşun ortasında yere yatırıp falakaya yatırma yetkisine sahip bir adam veya herhangi birine tokat atma e, cezası verme yetkisine sahip bir adam. Ama has değil. Has ancak e, şey e, miftahası kapının önünde şey yapabilir, etini vurkabilir. Bu kadar yetki var. Has dokunulmazlığı var çünkü. Bu adama gelirsek de şu anda da zaten bütün dünyada sessizliğin en büyük lüks olduğunu artık bütün dünya kabul ediyor. Hepimiz sessiz yerlerde çalışmak ve yaşamak için uğraşıyoruz. Sarayda çok büyük bir sessizlik hakim ve işaret dili kullanılıyor. O yüzden dişsizler de e, seferlik koğuşundadır çoğu. Bir de cüceler vardır mesela sarayda. Oradan oraya bir şeyleri taşımak için işte kitap hediye ediyorsa, padişah mücevher hediye ediyorsa koğuşlara oradan oraya göndermek için hatta hareme bile onlar vasıtasıyla gönderir. Bu yazılı olmayan kurallar işte e, Enderun'a giren girme hakkına sahip olan çocukların büyük ve küçük odada aldıkları o eğitimin büyük bir kısmı bu saray adabından oluşuyor. Padişahın yanında yüksek sesle değil hiçbir şekilde sesli konuşamıyorsunuz. O sormadığı sürece cevap veremiyorsunuz. O sizin yüzünüze baksa bile siz onun yüzüne bakmıyorsunuz. Ama öte yandan e, mesela has bir ağa Rahatsızlandığında e, padişah onun odasına gidip geçmiş olsun ziyaretinde bulunabiliyor. Padişaha yazılı olarak veya padişah rahatsızlandığında yazılı geçmiş olsun mesajları verebiliyorlar. Bu e, kurallar e, şey sarayın akalar, akadımlar tarafından Enderun ağlarına her aşamada öğretiliyor. Mesela çorlu acıpaşa için anlatılır bu seferle koğuşundayken yemek yerken büyüklerinden önce kaşığı uzattığı için dayak önce uyarılıyor. İtiraz edince uyarıyı kabul etmeyince de akalar tarafından koğuşta dövülüyor. Bundan dolayı da akaların yetkisini azaltmak için o silahlar olduğu dönem boyunca çok ciddi uğraşlar vermiştir. Ama bu akaların çok uzun yıllar görev yapıyorlar, sarayda kalıyorlar, onlar da devşirme usulüyle değil ama e, işte genelde Türk oluyor bu şeydeki beyaz akadımlar veya hadım olmayı kabul eden gayrimüslimler de olabiliyor. Cafer e, Ağa bunlardan bir tanesi. E, koğuşların içinde de bu akada ağların yattıklarını ve geceleyin ışık yandığını herhangi bir Olumsuz o kadar erkek, genç erkeğin olumsuz bir davranışa düşmemesi için çok çok yakından takip edildiklerini de biliyoruz. Yani böyle her şey sessiz bir şekilde hallediliyor, işaretle Ama zaten o kadar iyi eğitilmişler ki kimseye bir şey söylemeden herkes vazifesini biliyor. Veya belli hareketlerle ne yapılması gerektiğini anlıyorlar. Hatta ben 2000'li yıllarda sarayda göreve başladım. Bizden önceki nesille aramızda 30 yaş vardı, 30-35 yaş vardı. Ve onlardan öncekiler de sarayda eğitim görmüş. İşte bu hademelerden eğitim almış bir kısmı. Çünkü Cumhuriyet'in ilanından sonra ve saray müze olduktan sonra da bunların gidecek yeri de olmadığı için orada kalıp görevlerine bir şekilde devam etmişler. Ve onlar saray kaidelerini e, gelen memurları da öğretmişler. Mesela diğer müzelerden daha farklı olmuştur Topkapı Sarayı. Hep yazılı olaydı. olmayan kanunlar da vardır işte. Birçok şey de onlara uyulurdu. Evet. Ve biz şimdi farklı yerlerde çalışmaya başladıktan sonra gördük ki o kurallar sadece oradaymış. Kurum hafızası diye bir şey var ya. Evet kurum hafızası diye bir şey var. Herkes birbirine bir sonraki nesle ve de o kadar e, davranışlar devamlı yapılıyor ki ister istemez oraya giren herkes aynı davranışları göstermeye başlıyor. Evet, i̇lginç bir anekdot olsun. Sadece Topkapı Sarayı'nda yani 2004 2000, 2003 2004'te yüksek lisansı yaparken işte kütüphanesine gidiyordum. Salı günleri kapalıydı. galiba. Evet salı Bizim günleri işte kapalıydı. Araştırma izimiz olduğu için girebiliyordum. Yani kalabalıktan arınmış bir şekilde hani orada çalışmayarak e, gördüğüm zaman şeyi çok yani e, çok etkileyiciydi yani o sarayın içinde hiç kimsenin olmaması büyük bir sessizlik içinde sessizlik evet. ağaçlar şey falan çok etkileyiciydi e, cidden de şey yani şimdi düşününce siz de yıllarca çalışmışsınız içinde o şeyi da, benden daha benim sadece bir gün bir iki günlük öyle denk gelmişti. O yüzden çok ilginç aslında o oranın ruh hali o kurumun devamlılığı ilginç yani. evet hocam şimdi bu kitabınız da işte arızaları çohadarlar, rik, rik kaptanlar, doğancı başı, dülmen dağısı gibi neredeyse hepsini tamamını neredeyse değil tamamını epey detaylı incelediğiniz maddeler var şimdi biz bunları tek tek konuşacak değiliz ama çok detaylı bir e, manzar ortaya çıkıyor e, ve şimdi kitabın hani son sonuç bölümünde şöyle bir şeyiniz var diyorsunuz ki enderunu ve birunu anlamak için yani sarayı anlamak için önce hasoda'yı anlamak gerekiyor e, bir çeşit tümden gelim gibi bir şey var şimdi gerçekten mesela bu kitabı biraz e, e, okurken e, şunu ben fark ettim. Hasoda'yı anlayınca aşağı yukarı devleti anlarsınız yani hani e devleti Osman de anlıyorsunuz. Osmanlı evet. devleti e, dediğimiz şeyin aslında temeli burada yani Hasoda'da. Bu e, bu açıdan baktığımız zaman yani e, bu tümden gelim e, lafını özellikle hani şey yaptım e, e, kullanmak istedim. E, Hasoda'yı anlamak Gerçekten böyle bir e, imkan sağlıyor mu yani e, devletin Osmanlı devletinin yapısını anlamak açısından e, bir imkan mıdır yani? E, bence öyle çünkü e, şey burada 40a var kırkanın 40 vazifeleri var işte işaret ettiğiniz gibi arzaları var mağbeyin ağları var padişahın ibadetlerine yardımcı olan işte törenleri eşlik eden ağlar var ve bunların daha iyi anlaşılması için sınıflandırarak e, işledik. Ve bu ilk kez oldu. Çünkü onların maaşlarına, terfilerine dikkat ederek bu o, şeyleri sınıflandırmayı yapabildim. Hasoda'da iyi e, anlamak gerçekten hem Endorunu anlamak için, hem saray teşkilatını anlamak için, hem de devlet teşkilatını anlamak için temel bir ee, ...hareket noktası, mihenk noktası diyebiliriz. Çünkü bakıyorsunuz sır katibini az önce örnek verdik. Bütün yazışmaları biliyor işte. Bütün kanunları biliyor. Ya da silahtar ağaya bakıyorsunuz. Padişahın e, hazinelerinin bir kısmı silahtar ağda. İşte kıymetli tüfekleri, kılıçları e, ve bir sürü başka mücevherleri işte paraları da onun sorumluluğunda ya da Tülbent Ağası e, Kutsal İlahilerle ilgili bütün terenlerde aktif olarak görev yapan bir ağa ama bakıyorsunuz Tülbent Ağası 3. Ahmet Kütüphanesi'nin yapımına nezaret ediyor oradaki masrafları tutuyor hesapları tutuyor yani bu ağlar öyle bir yetiştirilmişler ki mülkiye, askeriye ve ilmiye sınıfına adam yetiştirmek üzere kurulmuş ve has çıkanlar İlmiye sınıfı az olmakla birlikte çünkü orada ayrı bir kast sistemi var. İşte beşik ulemaları vesaire bilirsiniz. Ee, çok az kişi ilmiye sınıfına geçiyor ama büyük bir kısmı mülkiye ve askeriye de görev yapıyor. Yani bir kişi düşünün silah rağ, yine örnek vereyim, kaptan derya oluyor. Yeniçeri ağası olabiliyor, vezir olabiliyor, vali olabiliyor. Her şey oluyor yani. Öyle bir şeyle yetiştiriyorsunuz ki bu kişiyi donanımla yetiştirebiliyorsunuz ki yöneticilik vasfı ve devleti o kadar tanıtmışsınız. Nereye koysanız ve gayet de güzel yapıyorlar. Çok az silahta sorun çıkarmıştır. Usulsüz terfi eden bir iki kişi var. Onlar da sorun çıkmış. Bütün şey boyunca, yüzyıllar boyuncadan bahsediyorum. Üç kişiye geçmez. Ama çok büyük bir kısmı da sadrazam olmuştur o kadar hakim devlet kurallarına. Hatta şeye hanedana da girmiş. Tabii genelde padişahlar o kadar yakın tanıdıkları huyunu suyunu da bildikleri belki. Bir taraftan da güçlerini de güç, güçlerini de arttırmak için ne kadar çok devlet adamı sizin hanedanınızı destekliyorsa o kadar da güçlü oluyorsunuz padişah da olsanız. İşte kız kardeşlerini evlendiriyorlar. O, az önce Çorlu Ali Paşa'ya örnek vermiştim. Ee, Emine Sultan'la evlenip damadı Şehriyari oluyor evet. ve e, şey oldukları için bunları tercih ediyor Osmanlı padişahları evet. e, hasoda'dan kişilerle evlendirmeyi tercih ediyorlar. Bir kere kızlarını veya kız kardeşlerini evlendirecekleri kişi çok iyi tanıyorlar ve kendileri yetiştirmiş. Evet. Sadece kan bağı yok, aynı terbiyeden çıkmış kadın ve erkeği bir araya getiriyorlar. E, bu Hasodalılar e, hanedana damat olurken sarayın diğer ağları yani diğer koğuşlardaki ağlar da haremdeki kadınlarla, cariyelerle evleniyorlar. Eğer taşraya bir vazifeyle çıkıyorlarsa haremden bir cariyeyle evlendiriliyorlar. Düğünlerini saray yapıyor. İşte kızın çeyizi var zaten şeye de Enderun'dan çıkana da ciddi bir para ve destek veriliyor. E, evleri de kuruluyor. Böylece imparatorluğun her yerine saray gelenekleriyle birlikte kültürü, işte yemek kültürü, kıyafeti, hangi kitapların okunduğu kitap kültürü, e, yaşam zevki bugün hemen hemen kaybettiğimiz hepimizin. Ustu, saray ustu. E, evet, evet. E, <laughs> mesela kahve içmek yerine kahve nuş etmek denir. Çünkü kahveyi sadece içmiyor. Öncesinde e, güzel bir koku... ...tütsü yapılıyor. Sonra güzel kokular ikram ediliyor. Bir tatlıyla birlikte... E, ...zarif bir şekilde... ...ikram ediliyor kahve. İşte kahveni uyuş ediyorsunuz, kahve içmiyorsunuz... ...elinizdeki kağıt bardakla. Evet. Bu yaşam zevkini ve gustosunu da... ...imparatorluğun her yerine taşıyor. Böylece... ...şey e, yayılıyor. Kültür de Kültür yayılıyor. Mesela bunu kitapta çok rahat görüyoruz. Kitap imparatorluğun her yerine çok iyi kitapların ulaştığını ve çok iyi kitap okuyucularının olduğunu da görüyoruz işte bu sistem sayesinde. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Evet. Sevin sormak istediğin bir evet. şey var mı? Evet. Hocam şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu kitabı okuyan Osmanlı'yı anlar. Yani gerçekten e, bu alanla ilgili e, çalışma yapacak olanların dedik dedik etmesi gereken bir kitap. Bu açıdan bizim tabi zamanımız kitabın tamamını incelemeye yetmiyor. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa, alalım. daha sonra da yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Peki, teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz Nasıl? böyle bir imkan sunduğunuz için. Bence de eğer ki saray teşkilatını özellikle anlamak hmm. isteniyorsa biruna çok girmemekle birlikte. Hasodun iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ben sadece geçmişe dönük değil, geleceğe dönük de bu eğitim sisteminden feyz alınması gerektiğine inanıyorum. Yani çocukları tek aşamalı, tek boyutta eğitmek yerine Enderun'daki sistemle... ...işte sanata yeteneği mi var, spora yeteneği mi var veya bu çocuktan yönetici mi olur, asker mi olur onların çeşitli aşamalarla test edilerek ama bu yani bildiğimiz testle değil de yaptığı davranışlardan, işlerden test edilerek eğitim sistemini e, örnek olmasına ümit ediyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. bugün 329. yayınımızı tamamlıyoruz. Konuğumuz Sevgi Acı Diker'le birlikte Osmanlı Saray Teşkilatı'nda Hasoda. Başlıklı kitap yayınlarından çıkmış. Bu kitap üzerine bir söyleşi gerçekleştirmeye çalıştık. Tabi kitap çok acimli. Meraklısı için belki küçük bir rehber olmuş oldu bu yayın. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Masap uygulamasına, patron destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Yayını beğenip paylaşmayı unutmayın diyoruz. Ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz.